Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Size inanılmaz bir manzara göstermek istiyorum. Bu nedir ya ya? Mükemmel arkadaşlar, kar yağıyor. Hem de lapa lapa. Yemin ederim o kadar çok seviyorum ki şu doğal güzelliğe bakar mısınız? Yani şu an kamerada ne kadar görünüyor bilmiyorum ama çok fazla yağıyor arkadaşlar. Ve o yüzden inanılmaz derecede mutluyum. Enerjim çok yüksek. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Videoyu açtım, daha çok yağmaya başladı. Sanırım sizin uğrunuz geldi arkadaşlar. Ben tam bir kış insanıyım ve daha Kasım'ın sonunda bir kar yağması o kadar beni mutlu etti ki anlatamam. Normalde biliyorsunuz yani Ocak'ta yağıyor. O yüzden çok mutluyum. Ve psikolojik olarak da çok soğuk hissediyorum kendimi. Hani dışarıdan böyle kar yağıyor havasını görünce. O yüzden yanıma da şöyle geniş bir atkıyı aldım, böyle İngilizce öğretmenleri gibi. Bu videoya böyle devam edebiliriz. Videoda hep birlikte ders çalışıyoruz. Kar da yağsa, yağmur da yağsa, yaz da olsa, şu sınava girene kadar ders çalışıyoruz arkadaşlar. Bu aralar arkadaşlar şunu fark ettim. Hayatımızın her aşamasının kendi isteklerimiz doğrultusunda gerçekleşmesi mümkün değil. Bu yüzden bazen akışını bırakmak gerekiyor gerçekten. Veya mesela burada da ders konusuna değinecek olursak, her gün istediğimiz gibi geçmese bile kötü geçen bir gün devamını toparlamak gerçekten çok önemli. Yani ben son birkaç aydır bunu anladım büyük ihtimalle. Çünkü insan ne kadar yaparsa yapsın hep böyle bir içinde bir burukluk, eksiklik, yetersizlik hissi oluyor. Bilmiyorum, bende öyle oluyor, sizde oluyor mu? Her zaman daha da iyisini yapabilecekmiş hissi varken istediğini elde edememek, tatminsizlik daha doğrusu, seni üzebiliyor. Ama robot değiliz sonuç itibariyle ve her günümüzde planladığımız gibi geçemez. Bu yüzden bu noktada sizler de kendinizi üzmeyin. Yani ben hep sürekli kendimi siz gibi görüyorum. Bilmiyorum, benim takipçilerimde ben gibi hissediyorum. O yüzden böyle konuşmalar yapıyorum. İşte kendim bir hafta bir şey analiz ediysem size de aktarıyorum. İşte iyi ya da kötü, bilmiyorum, hissettiklerimi paylaşıyorum. Ya, ortak duyguları paylaşmak amacıyla. Neyse, bu şekilde. Şimdi bugün hep birlikte ders çalışacağız. Tabii ki yine. Ama kar eşliğinde ders çalışacağız. Mükemmel. Öncelikle arkadaşlar fizik çalışacağız. Fizikten paragraf yayınlarının Mor serisini kullanıyorum. Şöyle kitabı göstereyim. Gerçekten çok güzel bir kitap ve soruları da yapay zekadan yararlanarak hazırlanmış sorular. Ve yeni nesil işlemsiz yorumlu sorular var içerisinde arkadaşlar. Şöyle size sorularını göstermek istiyorum. Zaten hep birlikte çözeceğiz birazdan. İçerisindeki sorular yorum gerektiren, çok fazla işlem gerektirmeyen, ki fizik zaten TYT tarafında öyle bol işlemli çıkmıyor biliyorsunuz ki. Soruları bu şekilde. Ben gayet beğendim. Şimdi bundan çözerek ders çalışmama başlayacağım arkadaşlar. O zaman fazla uzatmadan hemen başlayalım. Bu arada size geçen videoda ben kılıfımı göstermemiştim ya, bu videoda göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, şöyle göstereyim. Çok tatlı, bolibondu ve her defasında masama koyduğumda böyle kılıfıma bakıyorum. Dikkatimi dağıtıyor, o yüzden masamdan kaldırıyorum falan. Çok tatlı bir kılıf. Bayılıyorum. Hiç böyle sponsorluk falan da diye sadece göstermek istedim. Çok hoşuma gidiyor. Çok beğendim. Ben de zaten bir arkadaşımdan görerek almıştım. Ufacık bir şey daha söylemek istiyorum. Masanızda arkadaşlar lütfen su bulundurun. Yani plastik, cam, ne şişede olursa olsun. Ben bulundurmuyordum. Yani bulundursam da birkaç gün oluyordu. Sonra mutfağı yıkamaya gidince kalıyordu. Yani isterseniz plastik tutun. Tam çok sağlıklı değil ama yani düşme riski vesaire bir şey yok. O yüzden masanızda su bulundurun. Su çok önemli. Başlayalım.
dostlarım. Şimdi ben Paraf Mor serisinden fizik kitabının sorularını çözdüm. Birinci üniteyi bitirdim arkadaşlar. Kitabı çok beğendim. Öncelikle size böyle çekirdek testini veriyor. Sonra kırmızı bölüm veriyor. Atom testi, sonra ise ÖSYM tarzı, böyle zaten ÖSYM'nin logosu var. Bu şekilde bir testi ondan verip üniteyi kapattım arkadaşlar. Gayet güzeldi. Şöyle size de göstereyim biraz. Şimdi ise paragraf çözeceğiz arkadaşlar. Paragraf için de strateji yayınlarının kitabını kullanacağım. Bu Gün Gün serisinden arkadaşlar. Geçen videomda herhalde ondan öncekiydi. Aynen ondan öncekiydi, tam şimdi hatırladım. Problemler kitabını kullanmıştım. Problemlerden de çözüyorum. Bugün ise paragrafından çözeceğim. Bu arkadaşlar zaten kapağında da yazdığı gibi Gün Gün. İşte birinci günden kaçıncı güne kadar sürüyor? 45 güne kadar. Hangi fasikülü çözeceğiniz planlı. Hani diyorsanız ben hani bir düzen oturtmak istiyorum yani. Böyle rakamlı, net, böyle her şey elimde hazır olsun. Bu kitabı alıp bitirebilirsiniz. Kalınlığı da bu şekilde. Şimdi ise ben bu kitaptan çözmeye başlıyorum. Bu arada sonrasında ise matematikten yeni nesil testlerim var. Onları çözeceğim. Bu şekilde akış planı. Evet arkadaşlar, ben şimdi Türkçeden testini tamamladım. Paragraf fasikülümü daha doğrusu. Bu arada fasikülün arkasında böyle metin inceleme bölümü var. Burasını da çok tatlı buldum, böyle renkli renkli. Denememi de sizlerle birlikte kontrol ettim. Şimdi ise oyalanmadan matematik çalışmasına geçiyorum. Çünkü matematikten yeni nesil test ödevim var. Problemlerden ve temel kavramlardan var. Bir an önce başlayalım ki bitsin. Çünkü gerçekten matematik çalışmak yoruyor bir süre sonra. O yüzden şimdi hep birlikte matematik çalışıyoruz. O zaman çalışmalara geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi ben matematik çalışmamı da tamamladım. Bütün ödevlerim bitmedi fakat yani yarısını hallettim, öyle düşünün. Benim için şu an ideal yani. Daha sonra da çözeceğim. Bu şekilde yani matematik çalışmamı da tamamlamış oldum. Bu arada şaka maka, artık Kasım ayı sonlanıyor. Yani çok az kaldı. Biliyorum zamanın çok hızlı geçtiğini ama bu sene zaman beni inanılmaz şaşırtıyor arkadaşlar. Hele hani böyle 12. sınıf olduğumdan beri, böyle gün saymaya başladığımdan beri hani Eylül, Ekim, Kasım ne ara geçti anlamıyorum. Yani bir hafta gibi oluyor yani düşündüğün zaman aklında kalan şeyler. Ama senin 3 ayın gitmiş. Yani biraz zaman kavramının bu kadar hızlı geçmesinden korkmuyor değilim. Bir diğer korktuğum şey varsa bu dünyada, o da insanoğlunun çok hızlı adapte olmasıdır. Yani bilmiyorum, her şey çok hızlı adapte oluruz arkadaşlar. Şu an bunu çok felsefik konuları taşımak istemiyorum. Ama hey, tamam neyse, ece diye geçmeyin istiyorum. Sizler de bir düşünün, bilmiyorum, bana böyle geliyor yani. Burada konuşsam video çok uzar. Bilmiyorum, o şekilde yani. Neyse, sizleri çok seviyorum. Hayat bir yana, her şey bir yana, biz her ne olursa olsun çalışmak zorundayız. Bu da bir acı gerçek maalesef ki. Neyse, güzel bir çalışma olduk. Morallerimiz, motivasyonlarımız tamam. Ayrıca bu videonun emojisi ne olsun?
Yani bu videoda böyle mesela harf de yazabiliriz arkadaşlar. Ne olsun? Bu videonun yorumlarını arkadaşlar herkesten okumak istediği şehri yazmasını istiyorum. Güzel olur diye düşünüyorum böyle Türkiye'nin dört bir yanı. O zaman yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Instagram hesabım ecran.oktay. Bol bol paylaşım gelecek. Bakın bugün takip alın etmiyorsanız. O kadar çok paylaşacağım ki çünkü sürprizlerim var. Ya onların hepsini Instagram'a gelin arkadaşlar. Oradayım. Size seviyorum. Hoşçakalın.